Günaydın. Aksaray'dan Nevşehir'e doğru yola çıktık. Şu anda hava buz gibi. Yani hiç düşünemedim bu kadar sıcak soğuk olacağını. Ellerim falan üşüyor, bacaklarım da üşüyor. Değiştirmek için de yer bulamadım. Devam edip ısınmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hasan Dağı'nın manzarasına karşı 5 dakika mola verip çay içeceğiz. Ondan sonra Nevşehir'e doğru devam edeceğiz. Aksaray Nevşehir yolu üzerinde fena bir rampa var. Resmen şehrin üstüne çıktık. Gördüğünüz gibi. Hasan Dağı da şurada kaldı. Devam ediyoruz. Yokuş beklerken düzlük çıktı. Resmen Allah katına çıktım yani. Hasan Dağı ile aynı hizaya geldim şu an. Nevşehir'e varmadan ne kadar yokuş varsa hepsiyle sınandım. Yani şunun da görünüşünü görüyorsunuzdur umarım. Çok dik bir yokuş yani. Bunu çıktıktan sonra herhalde Nevşehir'e varacağım. Saat 12'de Nevşehir'e varmayı düşünüyoruz. Şu anda karşılaştığımız manzaraya bakın. Dev bir hortum gökyüzüne doğru yükseliyor. Büyük kütle dediğim bulut yağmur yağdırmaya başladı. Ve biz de biraz tırsmaya başladık. O yüzden biraz önlem aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Ötede bir köy var, oraya sığınacağım. Böyle gitmez, rüzgar da başladı. Otobüs durağı gibi bir yere sığındık. İki bisikleti de alıyor burası. Oturuyoruz burada. Dolu yağmaya başladı yani. O kadar yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim size. Yağmurun da tek bu bölge değil, bölgede yağdığına inanıyorum şu an. Çünkü başka hiçbir yerde bulut yok. Bekliyoruz burada, yağmurun dinmesini. Yağmur dindi. Fırsatı yakalayıp hemen çıktık yola. Yollar bayağı ıslandı ve kayganlaştı şu an. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden çok sürat yapmıyorum. Bisikletin altından kayıp gitmesini istemem. Nevşehir'e bağlı Uçhisar ilçesine geldim. Bugün burada kalacağım. Yaklaşık 120 kilometre bisiklet kullandım ve acayip yoruldum. Tamına 30 tane yokuş inip çıktım. Yani 10 gündür sürdüğüm en zor rotalardan biri oldu diyebilirim size. Ama bu güzel manzara benim çektiğim zorlukları bana unutturdu şu andan itibaren. Yani sizin de görmenizi istiyorum. Gezmeye mecalim kalmadığı için yarın gezeceğim. Böyle bir yer. Nevşehir'in de en yüksek kesimi burası. Şurada kale var ama
giriş ücreti 50 TL. Yani onu veremeyeceğim şimdilik. Zaten arkasını dolaşınca oranın gördüğü kadar manzara görebiliyormuşsun. Burası da Chico'nun yeri diye geçer. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim ve beni burada misafir ettiler. Şu an çok keyifli bir manzaram var ve yemeğimi yemem lazım soğumadan. Yarın buraların hepsini tanıtacağım size. Ve hayal ettiğim balon uçuşlarını da izlemek için sabah 5'te kalkacağım. Umarım yağış olmaz, balonlar kalkar ve ben de istediğim o manzarayı görebilirim. Yemeğimi yedim, karnımı doyurdum ve güzelce dinlendim. Havanın güzel oluşu beni dışarıda yatmaya zorluyor sanki. Bugün dışarıda yatacağım. Tulumumu alıp şuradaki sandalyem koltuk gibi bir şey var orada, büyük. Onun üzerinde yatacağım. Bu güzel manzaranın keyfine varacağım. Bol yıldızlı bir gece olacak. Çünkü havada hiç bulut yok. Ve buranın manzarası, insanı büyüleyen manzarası çok hoş. Bugünü de bitirdik. Artık yarın yağmur durumuna göre yola çıkıp çıkmayacağımıza karar vereceğiz. İyi akşamlar.